atışıyla birlikte ilk hücum bizim. Kostas Lukas, Stefan Jovic, Mihat Cedovic, Gigi Datome, Nikola Kalinic, Vladimir Lucic, Nicolò Melli, Danilo Bartel ve Geoffrey Lovren, Devon Booker eşleşmeleri var. Sukas dışarı çıkardı. Şimdi Nikola Kalinic 3 sayılık atışı kullandı ve isabeti buldu. 3 sayılık isabet Nikola Kalinic. Nihat Cedovic. Pot altında Devon Booker'ın basketi. Kostas Lukas. Geoffrey Lovren, arkasında Devon Booker var. Lovren sırtı dönük oynuyor. Geoffrey Lovren atışı başarılı. Geoffrey Lovren. Nihat Cedovic. Stefan Jovic. Devon Booker'a. Booker pot altında bir topsuz koşu köşede Lucic'ten. Ama yine aynı organizasyon yine. Dip çizgiden yardım gelince Lucic de arkayı iyi iyi gördü. Savunması zor bir organizasyondur. Kostas Lukas. Devon Booker'la kaldı. Pot altına enfes bir pas. Çok zor bir pas gerçekten. Yani Sulukas kalitesinde bir oyuncunun pası bu. Herkes veremez o pası. Çok dengeli önünde oyuncu varken o pası çıkarabildi Kostas Lukas. Şimdi Nihat Cedovic atışı başarılı. Fenerbahçe'den alışılmadık bir savunma performansı maçın ilk 2,5 dakikası adına. Kostas Lukas. Nikola Kalinic, Gigi Datome'ye. Datome'ye arkasında Nihat Cedovic var. Gigi Datome sırtı dönük oynuyor. Atışını kullandı, isabeti buldu. Gigi Datome imza atışı bu. Datome 2'de 2. 11-7 üstünlüğümüz var. İlk 3 dakika geride kaldı. Stefan Jovic. Danilo Bartel'e. Arkasında Kalinic var. Bartel pası verdi. Datome doğru yardıma geldi. Blow da yaptı Gigi Datome. Bu arada Cedovic de çok formda. Dikkat edilmesi gereken bir oyuncu. Topsuz oyunu özellikle çok iyi bilen bir oyuncu. Lucic el üstünden isabeti buldu. Bu arada Fenerbahçe'nin ikili oyun savunmasında ciddi problemi olduğunu gördük. Bayern Münih'in bütün sayıları neredeyse ikili oyun üstünden geldi. Henüz Lovren o adam değişme savunmasına çok alışabilmiş gibi değil. Çok agresif çıkmıyor kısaları. Doğru karşısına. Söylüyorsun ama Bayern Münih'in de hücumdaki yerleşimi çok başarılı şu ana kadar. Bunu gördüm ben. Datome. Çok formda başladı maça. Gigi Datome. Nihat Cedovic köşeyi gördü. Vladimir Lucic el gösterdi Kalinic. Faul, 3 serbest atış kullanacak Vladimir Lucic. Yani bu şekilde tarif etmesi de çok zor ama yani öldürme içgüdüsü olan bir oyuncu. Evet. Sahaya çıktığında kazanmak için onu yapıyor. Gigi Datome. Şimdi Nikola Kalinic. Nikola Melli'ye top kaybı. Nihat Cedovic pası Devon Booker'a. Booker smaçla bitirdi. En korktuğumuz şey Bayern Münih'in hızlı hücumları. Şuta blok için sıçramak ne Geoffrey derece Lovren. Mantıklı. Lukas pası verdi. Lovren smaçla bitiriyor. Lukas. Lukas 3 tane asist yaptı değil mi şu ana kadar? Bu 4 mü? 4. Kostas Lukas'ın asisti. Geoffrey Lovren bitiriyor. Yine hızlı geldiler. Booker pası Nihat Cedovic'e. Cedovic bitirdi. Çok iyi biliyor topsuz oyunu Cedovic. Nikola Kalinic. Kenardayken Guduric oyuna girmişti. Orada da bir top kaybettik. Hayır. Jovic yok. Lo. Nedovic, Lucic. Williams Booker. Evet. Jan Veseli. Bir saniye kala. Veseli isabeti buldu Jan Veseli. Çok formda. Çok zor bir atış çünkü bu. Devon Booker. 3 sayılık isabet Booker'dan. Gerçekten iyi bir organizasyon Bayern Münih'ten.
Evet, yani o da faul problemine girmesini istemez tabii öyle bir oyuncunun. Kostas Lukas tepede perde Ahmet Tüverioğlu'ndan. Lukas dışarı çıkardı. Şimdi Yan Veseli çembere gitti. Müdahale Booker. Veseli pot altında bitiriyor. Yan Veseli oyuna girer girmez taksimetreyi açtı. Hemen sayılar artmaya başladı. Evet. Maudolo. Dışarıda Devin Booker. Şimdi Nemanja Dangubić. Booker, Dangubić, Maudolo, 3 sayılık atış, Dangubić isabeti buluyor. Kostas Lukas. Lukas, pas Ahmet Tüverioğlu. Smaçla bitirdi Ahmet. Nemanja Dangubić, 6 asist. Rekor gelebilir bugün asiste. Vladimir Lucic. Şimdi Nemanja Dangubić. Dışarıda Vladimir Lucic. Datome doğru yardıma geldi. Oh, hücum reboundu Derek Williams'tan. Williams iki kişi üstünden kaçırdı. Bir hücum reboundu daha. Üst üste hücum reboundları Bayern Münih. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Guduric Ahmet'e verdi. Ahmet attı. İsabet yok. Rebound bizde. Datome pası. Kostas Lukas'a. Lukas için bir faul alabilir. 3 sayılık isabet. Kostas Lukas'tan. Ona çok bağımlı oynuyoruz. Evet. Hani NBA'de buna awareness deniyor. Yani o kadar çok bilinci açık ki Lukas'ın oyunla farkındalığı ilgili. Farkındalığı yüksek değil mi? Yani evet. Kostas Lukas son 10 saniye. 5, 4, Lukas Veseli'yi buldu. Veseli bitiremedi. Rebound Derek Williams'da. 1 saniye Williams dengeli attı. İsabet yok. İlk çeyrek sona eriyor. 28-26 üstünlüğümüz var. İkinci periyotta yeniden birlikte olacağız. Leon Radoşević ve Derek Williams 5 ile sahada Bayern Münih. Radoşević şimdi Jovic'e. İkili oyun Radoşević devrildi. Aldı topu Radoşević. Atışı başarılı. Biz yine metre metreyiz. Evet. Datome. Orada Veseli Jovic eşleşmesini işleyeceğiz. Evet. Gigi Datome 3 sayılık atışı başarılı. Gigi Datome. Ki Veseli burada asisti yaptı. Şut evet. Girmese hücum reboundunu alacak muhtemelen. Aynen öyle. Asist ortalaması da 3.5 olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Dangubić potaya gitti sol eliyle bıraktı. Evet bu salonda bunlara rastlamak çok mümkün. Evet. Ama öğrendi yani Fenerbahçe evet. Seyircisi. Çok bilinçli artık. Kalinic pası verdi Ahmet Tüverioğlu'na. Ahmet. Ahmet'ten çok güzel ayak hareketleri. Stefan Jovic. 3 sayılık atış. İsabetli Jovic'ten. Yani Jovic'in şutunu riske etmek evet, kabul edilebilir bir tercih ama. Yan Veseli şöyle bir baktı etrafına. Veseli. Birebir oynamaya karar verdi. Veseli bitiremedi. Ahmet orada hücum reboundına girdi ama top ayarda Ahmet Tüverioğlu. Şu mücadeleye alkış lazım. Ahmet pası da verdi. Yerdeyken asisti de yaptı. Bravo Ahmet Tüverioğlu. İsmail 10.000 kişi neden ayağa kalktı? Çünkü Ahmet yere atladı. Perde geldi Eric Green. Pası Bobby Dixon'a 5 saniye. Yan Veseli'nin perdesi. Bobby Dixon şut yarattı kendine. Bobby Dixon atışı başarılı değil. Yan Veseli orada ama sorun yok. Mola geldi. Bayern Münih'ten. Derek Williams karşısında Nicolò Melli var. Vladimir Lucic Kalinic'le eşleşti. Stefan Jovic. Şimdi topsuz bir koşu Bartel'den. Eric Green'e eksi yazar bu. İş yapmış kısalardan biri Virginia Tech mezunu olup asisti yaptı Eric Green. Yan evet. Veseli bitirdi. Şu anda Yan Veseli'ye sen pas versen asist yapmış olursun. Çok formda. Gerçekten enteresan bir şekilde formda. İnşallah bu formu uzun süre devam eder. Stefan Jovic forvetten ikili oyun. Jovic potaya gitti turnikesi. Orayı karartmıştı. Savunmada iyiydi. Bobby Dixon.
Atışı başarılı Bobby Dixon. 3 sayılık isabeti buldu. Şutlarını kovalamaları lazım. Bence Koponen de gereksiz fazla topla oynuyor. Bu arada savunma Jelko da çok Obradovic çok sinirlendi savunmaya ve molayı aldı. Eric Green atışı kaçırdı. Rebound. Stefan Jovic hızlı hücumda geldiler. Jovic'den Lucic'e. Evet. Ama hani Eric Green'in şu anki şut seçimi belki de buna sebep oldu. Green tepede bir perde. Eric Green dışarıda Nikola Kalinic'e. Kalinic fake. Kalinic isabeti buldu. Bodiroga sayısı attı değil mi? Güzel bir fake. Doğru. Evet. Antrenman yaptıkça düzelecek bir problem. Yalnız Salı ve çarşamba günü sadece iki gün takımla idman yaptı. Tabii ki çok zor yani. Hani bambaşka bir ülkeye geliyorsun. Bambaşka bir organizasyona geliyorsun. Kolay değil. Petteri Koponen atışı başarılı. Fenerbahçe'nin ikili oyun savunması ve yani topu yere vurmanı bile istemiyorum. Kesinlikle. Demişti. Hele ki oradan tam karşı tarafa bir cross pass olacak şey değil. Kalinic kaçırdı ama merak etmeyin. Yan Veseli yine orada. Isınım çok yüksek şimdi. Petteri Koponen. Pot altına. Devin Booker dışarı çıkardı. 3 sayılık atış Nemanja Dangubić'ten. Hepsini elden verdik topları. Ve genelde bizim top kayıplarımızı hemen sayıyla cezalandırdılar Fasileksson'u. Şimdi de son top diye bekliyorlar. Koponen attı. İsabeti buldu. Jelko Obradovic molayı aldı. 5.9 saniyemiz var. Mola Jelko Obradovic'ten. Tam sahadan topu çıkarıyoruz. Kostas Lukas'a verdik. 4 saniye. 3 saniye. Lukas gitti potaya. Kostas Lukas pası verdi. Nikola Kalinic bitirdi. Nikola Kalinic. Lukas'ın tam saha driblingi Nikola Kalinic'in basketiyle sonuçlandı. 51-48 öndeyiz ilk yarı sonunda. Serkan Erdoğan. Nihat Cedovic, Devin Booker'a. İsmail Booker atışı başarılı bu arada. Jelko Obradovic'in ısrarlı itirazları var Latisevze. Evet. Marko Guduric. Gigi Datome perdelerden çıktı. 3 sayılık atışı kullandı ve isabeti buldu Gigi Datome. Nihat Cedovic. Çağırdı perdeyi Cedovic. Yani Cedovic de beni şaşırtıyor hakikaten bu sezon. Perdenin aksi yönüne gidince Veseli de orada. Karşısı da Devin Booker. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Lukas. Atış başarılı değil. Hücum reboundu. Bobby Dixon şimdi 3 sayılık atışı. İsabetli değil. Jock Milovan. Hücum reboundu ve basket üst üste hücum reboundları bu kez bizden. Bu arada Bobby'nin elinde biraz fazla kaldı top. Bu Fenerbahçe standartlarında hücumda bir oyuncunun elinde çok fazla. Evet tahmin ettiğim gibi Ahmet Güleroğlu oyuna girecek. Nihat Cedovic. 3 sayılık atış Danilo Bartel isabeti buldu. Yani Ahmet hiçbir şey yapamasa hücumda savunmada yine. Kostas Lukas. Yan Veseli'ye. Veseli atış. Başarılı değil. Şimdi Stefan Jovic. Pası Bartel'e. Bartel smaçla bitirdi. Gigi Datome'nin üstünden smaçı vurdu. Bayern Münih yani normalde maç önü açıklamaları da biliyoruz. Favorinin Fenerbahçe olduğunu defalarca söylediler. Ama şu anda bir güven geldi tabii. Stefan Jovic. İnanmaya başladılar. Bir crossover potaya gitti. Jovic iki sayı. Kostas Lukas. Tepede Ahmet Güverioğlu. 5 saniye. 4 saniye. 3. 2. Ahmet Güverioğlu. Baktı pas verecek kimseye yok. Dribbling üzerinden kendisi gitti potaya ve smaçı vurdu. Kostas Lukas'a. Lukas.
Karşısında Koponen var. Tepe ikili oyunu. Ahmet devrildi. Stukas Ahmet'i buldu. Ahmet pot altında bitiriyor. Yine enerji, yine kıvılcım Ahmet Düverioğlu'ndan geldi. 61-60 olunca da hemen de Radonjić molayı aldı. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şey bu adamdı. Ahmet Düverioğlu'ydu. 3 periyot oynatmadığı bir kısa oyuncuyu maçın kritik dakikalarında görev veriyor. Bunu hani Dixon de defalarca yaptı. Seyircilerimiz karıştırmasın. Oyuncunun geçmesi lazım. Yan dönmüş. O da dönmemesi gerekiyor. Evet, kesinlikle. Ve ellerini göstermesi gerekiyor. Lazım hakeme. Vücudunu koruma hareketi yapman yeterli değil. Bu arada Derek Williams da taraftara yönelik bir hareket yaptı faul atışı sonrasında. Çembere gitti Guduric, basketi buldu. Atışı kaçırdı Melli, topu Bartel'e tiplemiş gibi oldu. Guduric müdahale etti. Mado Lo, 5 saniye. Lo dışarı çıkardı, Petteri Koponen. Melli kapattı orayı ve süre doluyor. Şut süresi doluyor, top kaybı Bayern Münih'ten. Serkan Erdoğan şu an herkes ayakta. Evet, Derek Williams'ın yaktığı fitil şu anda evet salonu sarmış durumda. Sinan Güler. Nicolò Melli'ye güzel pas, Melli bitirdi. Nicolò Melli bitirdi, 65-65 eşitlik var. Üçüncü çeyrekte son topu savunacağız. Derek Williams, Mağdolo, 10 saniye. Mağdolo, dışarıda Danilo Bartel, 3 sayılık atışı. Başarılı değil, rebound mücadelesi, Ahmet'te kaldı top. Ve üçüncü çeyrek sona eriyor, 65-65 eşitlik var. Ancak Fenerbahçe taraftarı oyunun içinde. Ahmet Düverioğlu. Ya ben olsam o ikisinden bir tanesini sağda tutardım şu anda. Sinan Güler, Nicolò Melli'yi buldu. Melli, dışarıda Marco Guduric. Petteri Koponen karşısında. Guduric şut yarattı kendine. Marco Guduric 3 sayılık isabeti buluyor. Ahmet Düverioğlu kapattı orayı. Koponen Ahmet'i aldı karşısına. 4 saniye şut kullandı. Petteri Koponen isabeti buluyor. Bundan sonra Veseli devre alacak inşallah. Mağdolo. Derek Williams. Karşısında Nicolò Melli var. Williams. Atışı başarılı. Derek Williams. Seni kadar tabii yakışıklı değilim İsmail'cim. Ama ondan değil. Ama şöyle yani mesela karşı yaka taraftarlı mesela hiçbir problem yaşamazdım. Avrupa'da öyle çok problem yaşadığım bir seyirci grubu hiç olmadı. 71-70. Jović atışı başarılı değil. Rebound Kostas Lukas'ta. Hızlı hücum Lukas Guduric'e. Guduric enfes pas. Yan Veseli bitirdi. Fenerbahçe lokomotif gibi şu anda. 72-71 öne geçtik. Mola geldi. Stefan Jović. Derek Williams. Birebir oynuyor. Gigi Datome'nin baskısı var. Williams. Williams çembere gitti. Yan Veseli bloğu yaptı. Derek Williams tribünü oynuyorsa burada da Yan Veseli var. Yan Veseli direkt Derek Williams'ın üstüne oynadı bu pozisyonda. Derek Williams'a enfes bir blok geldi Yan Veseli'den. Jović'te kaldı. Alamıyoruz şu reboundu. Jović. Marco Guduric karşısında. Stefan Jović 2 saniye, 1 saniye. Jović el üstünden üçlük soktu. Hem de dribling üstü. Yani Guduric. Guduric bir ara fena değildi hücumda ama bakalım. Şimdi Lukas. Pas çok güzel. Veseli bir de smaç. Yan Veseli. Maçın başında konuştuğumuz eşleşme maçın sonunda sahada ama Petteri Koponen.
4,5 dakika kala faul hakları doldu takımların. Nikola Kalinic. Tepede Kostas Lukas. İkili oyun. Veseli devrildi. Lukas'tan Veseli'ye. Veseli dışarı çıkardı. Cici'den Tome. Yükselik isabi. Cici'den Tome. Bu arada Veseli'nin asistini de not edelim. Veseli oyuna ağırlığını koydu bu bölümde. Stefan Jovic. Karşısında Kostas Lukas var. Perde geldi Devin Booker'dan. Jovic Veseli ile karşı karşıya. Jovic girdi pot altına. Derek Williams'ı buldu. Williams kaçırdı. Kendi reboundunu aldı. Top kaybı. Yan Veseli şu anda taraftarı ayağa kaldırmakla meşgul. Evet. Tabii taraftar ya, oyunda, çok işin içinde. Oyunda çok farklı bir elektrik bu. Kesinlikle. Basketbol taraftarla güzel yani. Kostas Lukas. Lukas dışarı çıkardı Marko Guduric'e. Guduric. Ayağı çizgide Guduric. Ooo Marko Guduric. Çok zor bir şut bu. Seninle deminden beri konuştuğumuz olaylar şu anda bu salonda taraftar olmasa hiç gözümüze bile batmazdı. Guduric savunmada uyudu bu kez. Topsuz koşuyla basket geldi. Lukas. Jovic dışarı çıkardı. Vladimir Lucic. El üstü atışı Lucic'in isabetli. 11 sayıda Vladimir Lucic farkı 1'e indirdi Bayern Münih. Kostas Lukas. Köşede Guduric. Marko Guduric yine önemli bir şut. Marko Guduric. 84-80. Maçın en kritik hücumu. Kostas Lukas. Pot altına. Yan Veseli maçı bitirdi. Maçın en kritik hücumu daha güzel bitirilemezdi. Cici de Tome asisti yaptı. Veseli maçı bitirdi ama burada Lukas'ın da organizasyonu kurması ve o asistini hokey asistini yapması açısından önemi yine çok büyük. Evet. Mola. Veseli tezahüratları Ataşehir'de. Stefan Jovic. Danilo Bartel'e arkasında Nikola Kalinic var. Bartel sırtı dönük oynuyor. Kalinic çok akıllıca çekildi. Cedovic. Rebound yine Lucic'te. Yine hücum reboundu. Yalnız Kalinic orada çok zekice bir iş yaptı Bartel'e karşı. 86-82 faul. Lukas faul çizgisine gidecek. Lukas 2'de 1. 87-82 Stefan Jovic. Veseli'den iyi savunma. Devin Booker'a. Booker dışarı çıkardı. Nihat Cedovic fake. 3 saniye. 2 saniye. Turnike geldi Nihat Cedovic'den. 3.2 saniye. Kalinic topu oyuna soktu. Faul Gigi Datome'ye. Datome. 88-84 ve Fenerbahçe Bayern Münih'i de iç sahada mağlup ediyor. 88-84 maç sonucu. Bayern Münih'in çok iyi oynadığı bir gün. İlk yarıda özellikle savunmamızı tam oturtamadığımız bir gün. Yine kazanmayı başarıyoruz.